Herkese merhabalar. Bu dersimizde basit, bileşik ve tam sayılı kesirler konusunu göreceğiz. Öncelikle kesir neydi? Kısaca bir hatırlayalım. Böyle bir ifade gördüğümüzde biz buna kesir diyorduk, değil mi? Kesir. Peki bu kesir neler içeriyordu? Üstteki ifadeye pay, alttakine payda ve ortadaki şu çizgiye ise kesir çizgisi adını veriyorduk. Bu bir kesirdi. Peki bunu nasıl okuyorduk? Şimdi yukarıda payda 1 var, payda da ise 2 var. O halde bunu nasıl okuyorduk? 1 bölü 2 diyorduk. 1 bölü 2 veya 2'de 1 olarak okuyorduk. 2'de 1 olarak bu kesirimizi okuyorduk. Şimdi gelelim kesirlerin çeşitlerine. Bakalım. Payı paydasından küçük olan kesirlere biz basit kesir diyoruz. Yani burada aslında bir basit kesir var. Neden? 1 küçüktür 2'den, dolayısıyla 1 bölü 2 basit bir kesirimizdir. Peki basit kesirlere başka örnekler de verebiliriz. 2 bölü 6. Ne oldu? Payı paydasından küçük oldu. O halde biz bunu basit kesir olarak adlandırdık. Başka örnekler verelim. 1 bölü 7. Yine payını paydasından küçük aldık ve ne oldu? Basit kesir oldu. Devam edelim. 10 bölü 21. Değil mi? Bakın payı paydasından küçük oldu ve bu da bir basit kesir oldu. Bakalım 9 bölü 12 payı paydasından küçük oldu ve basit kesir oldu. Son bir tane daha yazalım. 5 bölü 8 yazabiliriz. Yine payını paydasından küçük aldığımız için bu da bir basit kesir oldu. Şimdi diğer bir çeşit kesirimize geçelim. Payı paydasından eşit ya da payı paydasından büyükse biz bunlara bileşik kesir diyoruz. Yani bunun aslına bakarsanız tam tersi olacak. Yani 7 bölü 5 dediğimizde payı paydasından büyük oldu ve biz bunlara bileşik kesir adını verdik. Peki başka örnek verelim. 6 bölü 4 diyebiliriz. Payını paydasından büyük aldık. 8 bölü 3 diyebiliriz. Yine burada pay paydadan büyük. O halde bileşik kesir. Şimdi burada ne dedik? Bir de eşit ya da büyüktür dedik. O zaman 5 bölü 5 gibi bir ifade gördüğümüzde de bunu da bileşik kesir kategorisine koyacağız. Veya 8 bölü 8 dediğimizde bunu da bileşik kesir kategorisine koyacağız. Şimdi bakalım diğer çeşit kesirimize. Bir tam sayı ve yanında bir basit kesirden oluşan kesirlere de biz tam sayılı kesir diyeceğiz. Peki bunlara da örnek verelim. Ne dedik? Bir tam sayı. Yani 3 bir tam sayı. Bir de yanında kesir olursa eğer bunu da biz tam sayılı kesir olarak adlandıracağız. Nasıl okuyacağız? 3 tam, çünkü 3 tane tamı var. 1 bölü 2 olarak okuyacağız. Başka örnek verelim. 5 tam, 4 bölü 7 de yine tam sayılı bir kesirdir. 6 tam, 1 bölü 7. Bu da yine tam sayılı bir kesirdir. Bir örnek daha verelim. 8 tam, 3 bölü 10 yine tam sayılı bir kesirdir. Bir tane daha örnek verelim. 9 tam 2 bölü 8 ve yine tam sayılı kesirlerimize örnektir diyebiliriz. Şimdi bir sorumuz var. Payı 2, paydası 7 olan kesri yazarak modelleyelim demiş. Bu yazdığımız kesrin de çeşidini ve okunuşunu yazacağız. Şimdi neydi bizim kesrimizi yazarken pay? Kesir çizgisi paydaydı, değil mi? O halde paya ne yazacağız dedik? Burada 2 yaz demiş. 2 bölü paydası 7 olacakmış. Peki bu kesir çeşidini demin görmüştük. Bu nasıl bir kesir? Basit kesir, değil mi? Neden basit kesirdi? Çünkü payı paydasından küçüktü. Dolayısıyla bu bir basit kesirdi. Peki ben bu kesri nasıl okudum? 2 bölü 7 veya 2 bölü
7 veya nasıl okuyordum? 7 de 2 olarak okuyabilirim. 7 de 2 olarak okuyabilirim. Bir de ne yapacaktık kesrimizi? Modelleyecektik. Peki onu da yapalım. Nasıl modelleyebiliriz kesri? Şimdi şöyle bir kutu çizdim. Ben buna payda kadar bölümleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eş parçaya böldüm. Peki bu 7 eş parçadan kaç tanesini taramam gerekiyor? 2 tanesini. Yani pay kadarını taramam gerekiyor. Şöyle eğer yaparsam ne oldu bu modelleme? 2 bölü 7'yi göstermiş oldu. Böylece modelleme okunuşunu ve kesir çeşidini göstermiş olduk. Diğer soruya geçebiliriz. Şimdi diğer soru da benzer bir şekilde payı 8'miş, paydası 3'müş. Bunu yine modelleyeceğiz kesir çeşidini ve okunuşunu yazacağız. Şimdi öncelikle ne dedik? Payı 8. Pay üsttekiydi. Yani 8 yazdım. Bölü paydası 3'müş. Şu şekilde 3'ü yazdım. Peki kesir çeşidi nedir? Biz payı paydasından büyük olan kesirlere ne diyorduk? Bileşik kesir diyorduk, değil mi? Bileşik kesirdir bu. Peki ben bu kesiri nasıl okuyacağım? 8 bölü 3 diyeceğim, değil mi? 8 bölü 3 veya nasıl okuyordum? 3 de 8 olarak okuyabilirim. 3 de 8 olarak okudum. Peki şimdi kesir çeşidi okunuşunu yazdık. Nasıl modelleyeceğiz bu kesri? Şimdi bu kesrin paydasında 3 var. Demek ki yazdığım şekli ben 3'e böleceğim. Ama yukarıda 8 var. 8'e kadar gelmem lazım. O zaman birkaç tane şekil çizeyim ben. 3'e bölünmüş. Şöyle 3 3 bir tane daha çizeyim. 3. Şimdi 3'e bölünmüş bu şekillerden kaç tanesini tarayacağım ben? 8 tanesini tarayacağım. O halde ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tanesini eğer tararsam, işte bu modelleme bize 8 bölü 3 kesrini vermiş olacak. Yani birkaç tane şekil çizdim. Neden? Çünkü payı paydasından büyüktü. 8'e kadar ulaşmam gerekiyordu. Taramada 8'e kadar ulaşmam için de 3 tane şekil gerekmiş oldu. Aşağıda modellenen kesirleri, okunuşlarını ve kesir çeşitlerini belirleyelim demiş yine burada. Şimdi burada kesirler modellenmiş. Biz sadece kesiri bulacağız, çeşidini bulacağız ve okuyacağız. Şimdi burada İlk şeklimiz kaça ayrılmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya ayrılmış. Peki ayrılan yer neresiydi? Bir bütünü eş parçalara ayırıyorsak bunu paydaya yazıyorduk, değil mi? Peki paya ne yazacağımızı göstermek için nereye bakıyorduk? Taralı kısma bakıyorduk. Yani burada taralı kısım 1, 2, 3 tanesi taranmış. Yani 3 bölü 8 kesrini ifade etmiş. Bunun kesir çeşidi nedir? Basit kesirdir, değil mi? Basit kesir olduğunu nereden anladım? Payı paydasından küçük olduğu için anladım. Nasıl okuyacağım ben bunu? 3 bölü 8 diyeceğim. Veya ne derim? 8'de 3 olarak okurum. Kesiri buldum. Çeşidini buldum. Okudum ve bu şekilde bitirmiş oldum. Diğer modelimize geçelim. Şimdi burada bakalım kaç eş parçaya bölünmüş şeklimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eş parçaya bölünmüş. O halde paydası nedir? 7'dir. Peki kaç tanesi taranmış? Bir tanesi taranmış. Demek ki bu modellemeyi ifade eden kesirimiz 1 bölü 7'dir. Nasıl bir kesirdir? Payı paydasından küçük olduğu için yine basit kesir diyebiliriz. Peki bu basit kesir nasıl okunur? 1 bölü 7
Veya nasıl okunur? 7'de 1, 7'de 1 olarak okunabilir. Diğer şeklimdeyim. Şimdi diğer şeklimde 3 tane şekil var. 2 tanesi tam olarak taranmış. 2 tanesi tam olarak tarandığına göre bu nedir? 2 tane bütünümüz var demektir. Yani tam sayı olarak yazdık. 2 tane bütünü. Peki sonuncusu nedir? 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. Ve kaç tanesi taranmış? 1, 2, 3 tanesi taranmış. Demek ki bu nasıl bir kesirdir? Tam sayılı kesirdir, değil mi? Bir tam sayı var, bir de basit kesir yanında var. O halde biz buna tam sayılı kesir diyebiliriz. Nasıl okuruz peki? Pardon. 2 tam 3 bölü 4 diyebiliriz. Ya da ne deriz? 2 tam 4'te 3 olarak biz bu kesri adlandırabiliriz. Sonuncu modellememize geldik. Yine bir bütünümüz var. O halde bu bütüne ne yazacağım? 1 tam yazdım. Diğeri kaç ayrılmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye ayrılmış. Bir bütün. Kaç tanesi taranmış? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi taranmış. Dolayısıyla bu da nasıl bir kesirdir? Tam sayılı kesirdir diye karar verdim. Peki nasıl okudum? Bir tane tamı var. O zaman bir tam ne yazacağım? 5 bölü 12. 5 bölü 12. Veya ne yazarım? Yine bir tam 12'de 5, 12'de 5 olarak bunu da yazabilirim. Diğer bir sorumuza geldik. Aşağıda verilen kesir çeşitlerini ve okunuşlarını yazalım demiş yine. Kesir çeşitlerini artık kolayca anlayabiliriz. Bakalım payı paydasından küçükse biz buna ne demiştik? Basit kesir demiştik. Basit kesir. Şimdi yine okunuşlarını yazalım. Nedir bu? 5 bölü 7. 5 bölü 7 veya ne dedik? 7'de 5, 7'de 5 olarak adlandırdık. Diğerine bakalım. Bu nasıl bir kesir? Tam sayılı kesir. Nereden anladım? Burada tam sayısı var. Bir de yanında basit kesri var. O zaman tam sayılı kesirdir dedim. Nasıl okuyacağım peki? 3 tane tamı var. O zaman 3 tam 1 bölü 4 diyebilirim. 1 bölü 4. Veya ne derim? Yine 3 tam 4'te 1 olarak okuyabilirim. 4'te 1 olarak okudum. Buna bakalım. 8 bölü 8. Şimdi 6 ve üstü yani payı ve paydası eşit olanlara biz ne diyorduk? Bileşik kesir kategorisine sokuyorduk. Bileşik kesir. Nasıl okurum? 8 bölü 8. 8 bölü 8. Veya nasıl okurum? 8 de 8. 8 de 8 olarak okuyabilirim. Diğerine geçelim. Burada bir tamımız var. O zaman bu tamı nasıl okuyacağız biz? Bir tam diye okuyacağız, değil mi? Öncelikle kesir çeşidini yazalım. Tamımız var dedik. Tam sayılı kesirdir bu, değil mi? O zaman nasıl okuyoruz bu tam sayılı kesiri? Bir tam 2 bölü 11. 2 bölü 11 veya ne diyorum? Yine bir tam 11'de 11'de 2 olarak okumuş oldum. Diğer örneğim yine payı paydasından küçük görüyoruz. O zaman bu nedir? Basit bir kesirdir. Nasıl okurum basit kesiri? 1 bölü 6. 1 bölü 6 derim veya 6'da 1 diyebilirim. 6'da 1 olarak okuyabilirim. Burada ne var? Payı
Paydasından büyük bir kesir var. O halde nedir? Bileşik kesirdir. Nasıl okurum? 9 bölü 4 veya 4 de 9. 4 de 9 olarak okunuşunu görmüş olduk. Şimdi aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösterelim demiş. Şimdi ilk kesrimize baktığımızda bunun basit bir kesir olduğunu görüyorum. Basit kesirler neydi? Payı paydasından küçüktü. Peki basit kesirler kaçla kaç arasındadır sayı doğrusunda bir bakalım. Şimdi burada hiç tamı var mı önünde? Yok. Tamı yoksa o zaman nedir bu? Sıfırla bir arasında bir yerlerdedir dolayısıyla. O zaman sıfırla bir arasını ben kaça böleceğim? Her zaman paydaya bölüyordum, değil mi? O zaman sıfırla bir arasını ben ona böleceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya böldüm. Tabii bu da eş parça olacak. Biraz büyük oldu. Şimdi ben bunu 10 parçaya böldükten sonra ne yapıyorum? 3'e kadar geliyorum, değil mi? Nereden geliyorum? Sıfırdan geliyorum. O halde 1, 2, 3 parçaya kadar geldim. Ve şurası nedir dedim? 3 bölü 10 kesrini ifade eden yerdir. Peki bileşik kesirlere bakalım. Bunda ne yapacağım? Şimdi bunda şu anda tamı göremiyorum, değil mi? Tam mı? 0 ile 1 arasında mı veya 2 ile 3 arasında mı? Onu bilmiyorum. O halde yazalım. 0, 1, 2, 3. Hatta şöyle gidelim. Şuraya da 4 yazalım. Şimdi ne yapalım? Her bir sayı arasını, her sayı arasını şu şekilde 5'e bölelim. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü paydada 5 var. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yaptık? Her bir sayının arasını 1, 2, 4, 5. 5'e böldük. Peki kaça kadar geleceğiz şimdi bunlardan? 16'ya kadar ilerleyeceğiz. Kaçtan? Sıfırdan. O zaman başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şuraya kadar geldim. O zaman bu neymiş? 16 bölü 5. Burada 3'ten sonra şurada bir yerlerdeymiş. Şimdi geldik tam sayılı kesrimize. Peki tam sayılı kesirde ne var? Şurada bir 2 var. O zaman bu nedir? 2 tamdır. Dolayısıyla 0, 1, 2, 3. Bu şekilde yazdım. 2 tam diyorsa eğer nedir bu? 2'den sonraki bir yerdedir. Yani 2 ile 3 arasındadır. Dolayısıyla 2 ile 3 arasını ben kaça bölüyorum? 9'a bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a böldüm. Peki kaç tanesini alacağım? 7 tanesini alacağım. Dolayısıyla ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası 2 tam 7 bölü 9'dur diye rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bir tane de problemimiz var. Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan bir aile 2 adet pizza sipariş ederek pizzaları 8 parçaya bölüyorlarmış ve ikişer parçalarını yiyorlarmış. Buna göre yedikleri pizza dilimi sayısını biz modelleyeceğiz. Şimdi burada kim var? Anne var. Artı baba var. Artı 4 tane de çocuk var. Yani toplam bunlar kaç kişi? 1, 2, 4 de burada var. Yani toplamda 6 kişiler. Peki 2 adet pizza sipariş etmişler ve ikişer parça yemişler. Yani ikişer parça yediklerine göre 6 kişilerse eğer 6 ile 2'yi çarparsam kaç olur? 12 olur. Yani 12 parça pizza yenmiş toplamda. Peki şimdi bu pizzaları kaça böldüklerine bakalım. 2 adet pizza sipariş etmişler. 1 2 adet pizza sipariş etmişler ve kaça bölmüşler? 8'er parçaya bölmüşler. Bölelim biz de. Böldük. Bu pizzayı da bölelim. İkisini de 8'e böldük. Peki kaç parça yiyecekler? 12 parça yemişler. Yani
Şu bir, iki parçayı anne yemiş. Hepsi ikişer parça yiyorlardı ya. Bir, iki parça baba yemiş. Dört tane de çocuk var. Onlar da ikişer parça yiyecek. Yani sekiz tane daha olacak parça. İki, dört, altı ve sekiz şu şekilde yemiş oldular. Peki bakalım şimdi toplam kaç parça yendi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet doğru, 12 parça yemişlerdi. Peki şimdi biz bunu modelledik. Peki nasıl ifade edeceğiz? Burada bir bütün var. O zaman ne diyeceğim ben? 1 tam. Burası kaça bölünmüştü? 8'e bölünmüştü. Peki kaç tanesi yendi? 1, 2, 3, 4 parçası yendi. Dolayısıyla 1 tam 8'de 4 parça pizza yemiş oldular. Bu şekilde sorumuzu modellemiş olduk. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.